Merhabalar dostlar, arkadaşlar. 2 Ekim 2024 23 saat 23'te arkadaşlar gece yarısında kamu aydınlatma platformuna Net Holding AŞ'den payların geri alınmasına ilişkin bir bildirim geldi. Haber aslında güzel, hem nitelik olarak hem içerik olarak onun neden olduğunu anlatacağım. Bakın arkadaşlar, geri alım programının onarlandığı genel kurul tarihinden itibaren bir yıldır duruyor. Genel kurul tarihi de arkadaşlar şu anda yönetim kurulu kararı almış, 2 Ekim 2024. Genel kurulda büyük ihtimal arkadaşlar daha onaylanacak gibi gözüküyor. Şimdi burada baktığımız zaman neler gözüküyor? Bizi ilgilendiren kısımda neler şöyle. Şimdi bakın, toplam 18 milyon 200 bin adet arkadaşlar. Hisse geri alması söz konusu maksimum. Maksimumda 850 milyonluk para vermek istiyorlar arkadaşlar. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hissenin 36 lira 60 kuruş arkadaşlar. Şu andaki dünkü kapanışı, yani 2 Ekim tarihli kapanışı 36 lira 60 kuruş. Peki baktığımız zaman arkadaşlar 18 milyon 200 bin ve 850 milyon. 850 milyonu 18 milyon 200 bine, 850 milyonu 18 milyon 200 bine böldüğümüzde kaçta çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 46 lira 70 kuruş. Yani hisse şu anda 36 lira, yaklaşık 10 lira daha değerlenebilir gibi gösteriyor. Şimdi ne olur mu kardeşim, bu ortalama değer. Evet arkadaşlar, ortalama değer. Haklısınız, bir şey demiyorum. Hepsini yani gidip 46 liradan alacak hali yok. Şimdi gider belki 20 liraya olmasını bekler. Yani alacak diye bir şey de söz konusu değil. Yani zorunlu diye bir alma durumu da söz konusu değil. Ama burada önemli olan arkadaşlarım, şirketin kendini fiyatını az çok belirlemesi. Yani şimdi adam şunu diyemez miydi? Ben 400 lira veririm en fazla. 400 milyon lira veririm toplam. Bu da hisse başı yaklaşık 23 liraya tekrar. Ki yapan firma oldu. Bakın geçen hafta bir firma %40 ucuzunu arkadaşlar alabilirim diye yazdı. Yani adam diyor ki aslında dolaylı yoldan benim hissem pahalı kardeş biraz sanki. Yani almak istemiyorum ama sadece almış gibi davranıyorum. Çok düşerse alırım gibi bir cümle. Bu öyle demiyor arkadaşlar. Ben diyor kardeşim gücüm yettiği kadar değerlenirim diyor. Hayırlısı bakalım inşallah. Tabi bunlar arkadaşlar zorunlu almak anlamına gelmiyor. Bunlar sadece ortalama fiyat olarak karşımıza gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.